Washington'da Rex Tillerson'ın ev sahipliğinde yapılacak ilk büyük konferansta IŞİD'le mücadelenin yanı sıra Irak ve Suriye'nin yer aldığı bölgenin nasıl istikrarla kavuşacağına odaklanılacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, koalisyonun önemli ilerleme kaydettiğini ancak daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Bu her şeyden önce yeni yönetimin içinde bulunduğumuz durumu ve ileriye dönük ne yapmak istediğimizi değerlendirmesi için iyi bir fırsat. Bakan adına konuşmak istemem ama bakanın ışı diyenme konusunda yeni fikir ve yaklaşım izleyeceğine eminim. Brookings Enstitüsü uzmanı Michael O'Hanlon'a göre konferanstaki strateji oturumu Tillerson'a müttefikleriyle yüz yüze görüşme fırsatı verecek. Yeni bir politika fikri gelişirse elbette iyi olur. Ama bu bile gerekli değil, hatta zorunlu da değil. Çünkü herkes ilk kez bir araya gelecek ve birbirini tanıyacak. Özellikle Rex Tillerson ve Donald Trump, dış politika ve ulusal güvenlik camiasında bilinen isimler değiller. Kişisel seviyede hiç tanınmıyorlar. Brookings uzmanı O'Hanlon, koalisyon ortaklarının gündeminde birçok tartışmalı konu olacağını söylüyor. Turkey Türkiye topraklarında milyonlarca mülteci var ve Suriye'deki savaşın ne zaman sona ereceği belirsiz. Batı Avrupalılarsa hala kendi ülkelerinde IŞİD'e katılanların geri dönerek Avrupa'da terör saldırıları yapma ihtimali yüzünden tedirgin. Dolayısıyla kimse mutlu değil. Bu mücadelenin daha çok ortasındayız. Kimse rehavete kapılmamalı. Başkan Donald Trump eski başkan Obama'yı IŞİD'le mücadelede zayıf kalmakla eleştirmişti. Dolayısıyla uzmanlar örgütün başkent ilan ettiği Rakka'nın geri alınmasında yeni yönetimin farklı bir yol izleyip izlemeyeceğini görmek için merakla bekliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. <laughs>